Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazlı. Biraz arkada inşaat sesi olabilir, kusura bakmayın. Umuyorum ki durur birazdan. Bugün sizlerle beraber Evshop alışverişimi inceleyeceğiz. Ama bu şöyle bir alışveriş. Kendime şöyle bir kategori belirledim. Gördüğünde, yani siz de gördüğünüzde, ay bu çok tatlıymış diyebileceğiniz ürünlerden almak istedim. Paketlemesiyle ilgi çekici, çok tatlı gözüken ürünler. Bu senenin modası gibi bir şey. Kozmetik dükkanı var Çilek Sokak'taki. Onların videolarını o kadar çok izliyorum ki normal markalarda, yani normal kozmetik mağazalarındaki markalarda bu tarzda paketlemeli ürünler var mı diye çok araştırdım. Ama ne Rossmann'da işte ne Watsons'da onlara benzer böyle işte şuraya fotoğraflarını koyarım. Siz de görmüşsünüzdür mutlaka ya. Çeşit çeşit lip balmlar, tintler, bu dondurma şeklindeki paketlemeli tintler vesaire o kadar güzeller ki, ama ne yazık ki onların hiçbirine benzer ürünler normal kozmetik marketlerin hiçbirinde bulamadım ben. Varsa bildiğiniz, yani gördüğünüz böyle paketlemesiyle aşırı tatlı olan şeyler yorumlarda yazarsınız direkt ya da Instagram'dan DM üzerinden de atabilirsiniz bana. Çünkü biraz böyle seri şeklinde, hani kendim de çok mutlu oluyorum çünkü tatlı şeyleri gördüğüm zaman, biraz böyle seri şeklinde de ilerleyebiliriz. Bu kategoride daha fazla ürün bulabilirsem. Şimdi ben bulduğum ürünlere geçelim. Şöyle bir tane ürünü Rossmann'dan aldım. Kalan ürünlerin hepsi Evshop'tan. Evshop biraz daha o tarz bir dükkanmış gibi geldi benim gözüme. Çünkü girdiğim zaman böyle sanki şey, bir sürü renkli ürün vardı. İşte manikür setleri vardı, çilek şeklinde. Bir sonraki turda belki onlardan da alır denerim. Fiyatları da uygundu sanıyorum. 60-70 lira civarındaydı. Yani oradan kendimi şu an için denemelik ayırabildiğim ürünleri aldım. Öncelikle fiyatlarını da söyleyeceğim. Çok fazla ürün yok ama dediğim gibi çok tatlı ürünler var. Şöyle bir Beauty Girl markasından geyikli bir yüz maskesi var. Yüz maskelerinin zaten envai çeşit versiyonu var. Bu her mağazada var. Ama benim en çok hoşuma giden paketlemeye sahip olan ürünler Beauty Girl markasındaydı. Ben aslında bunun unicornlu versiyonunu almak istiyordum. O daha da güzel bir paketlemeye sahip ama kalmamıştı. Şuraya fotoğrafını eklerim. Ben de böyle geyiklisini aldım. Bunu da makyajımı ben çıkardıktan sonra yapacağım yani maskeyi. Bu araya bir yere ekleyeceğim. Bütün halini de görün istiyorum. Zaten şurada fotoğraf var ama bence çok tatlı olacak. Fiyatı da 15 liraydı. Değil mi? Evet, 15-35. 35 kuruşu da varmış. Daha sonra şöyle tatlı mı tatlı bir unicornlu saç bone maskesi. Böyleydi yüz maskesinde paketlemesi de, çok tatlıydı. Onu bulamayınca ben de saç maskesini aldım. Yani diyecek bir şey yok. Bence çok tatlı. Saç maskesinin kendisi, yani bone şeklinde olanı da mavi ve üzerinde kalpler var sanıyorum ki. Bunu artık yaptığım zaman Instagram'dan beni takip ederseniz orada paylaşırım açık halini. Çünkü şu an yapmayacağım. Böyle. Bunun da fiyatı 20 lira arkadaşlar. Daha sonra şöyle bir gene Beauty Girl markasının rujlarından aldım. Benim pembe ruj sevdamı bilen biliyordur. Bir iki videoda bahsetmiştim. İzleyen varsa biliyordur. Pembeye çalan şeftali renginde bir rujum yok. Yazın böyle kullanmalık bir ruj zaten istiyordum. Beauty Girl'ün de paketlemelerini ben çok beğendim. Bence aşırı tatlı duruyor. Bunları reel çektiğim için Instagram'a açtım. Orada da ufakça böyle bir göstermek istedim. Açık olduğu için ben aslında rengini biliyorum ama çok beğeneceksiniz bence siz de. 104 numarası. Bendekinin numarası. Şöyle açıyorum. Yani paketleme bence çok güzel. Çok tatlı bir renkte. Ama bu rujun bir sorunu var ki iç paketlemesi bence hani böyle çok kaliteli durmuyor. Onu da şuradan anladım. Böyle döndürürkenki bir hissi var. Şurası çok plastik bir kere. Bir de ne bileyim böyle bir döndürürken de duyabiliyor musunuz o sesi? Yani böyle bir sesi var. Takıltı gibi bir sesi var ama hani paketleme olarak güzel mi? Güzel. Rengini önce size şöyle elimde göstereyim. Mat bir ürün değil. Yani mat bir ruj değil. Yani çok parlak da değil ama bence rengi çok güzel. Ne böyle cırt bir pembe ne de böyle çok kahveye çalan bir pembe. Tam olması gerektiği gibi aslında. Şeftali rengi de diyebiliriz bence buna. Şimdi bu rujumu silip bunu süreceğim ama bundan önce de size başka bir ürün göstereceğim.
Envai çeşitli lip balm var. Zaten bu işte tasarımlarıyla aşırı tatlı paketlemelere sahip bir sürü lip balm var. Onların sadece dış yüzeyinde plastik bir işte şey var. Hani ambalajı var. Ambalajı tatlı. Ama bunu gördüğüm zaman Rossmann'da çok beğendim. Bence içi aşırı tatlı. Bunları dediğim gibi Real'da çektiğim için bu da açık. Ve biraz sürdüm ama bozulmadı sanıyorum ki. Şöyle Essence'in bu tarzda bir lip balmı. Bunun pembesi de varmış. Trendyol'dan baktım ama bence biraz pahalıydı, yani 100 liraydı. O yüzden pembesini ama mağazalarda bulursam bunun pembesini de alırım. Pembesi daha da tatlı duruyor ve hafif bir renk de veriyormuş. Rossmann'da sadece bu versiyonu kalmıştı ve fiyatı 35 liraydı. Bence lip balm için bile normal bir fiyat. Şimdi gördünüz mü oradan bilmiyorum ama bu lip balmın ucunda çok tatlı bir kalp var. Sürdükçe bozulur mu? İnanın bilmiyorum. Gösteriyorum mu diye bakacağım. Şöyle çok tatlı bir kalp var. Ürün bir tık kısa. Ama olsun, güzel mi? Güzel görünüyor. Yani ben aşırı koku almadım. Limonlu, meyveli bir lip balm ama çok bir koku ben almıyorum. Bir dakika. Yani ben normalde de çok fazla ürün kokusu alan biri, yani koku alabilen biri olmadığım için diyeyim. Yani çok ayırt edemem. Bir Hasan'a sormak istedim ama onu da evde bir bulamadım sanırım. Arabaya falan indi. Şimdi ben rujumu sileceğim ve lip balmımı süreceğim. Başım böyle mi daha iyi? Yoksa perçemlerim uzadı mı? Öbür türlü mü daha iyi bilmiyorum. Biraz da böyle devam edeyim. Şimdi şu lip balmı süreceğim. İçindeki kalp biraz daha böyle vazelinimsi. Yani krem gibi düşünüyorum. Öyle bir hissi var. Yumuşacık yapıyor. Yağ gibi bir ürün. Bence bu ürünün nemlendirmesini siz de seversiniz. O da biraz az gibi geldi bana. Yani ne oldu bu ürünler? Şimdi ben bunu teyit ettirdim. Buram buram bir böyle limon ya da meyve kokusu yok dedi Hasan da. Ama tatlı bir limon kokusu da varmış. Ben hiç alamıyorum o zaman, çok hafif bir kokusu olduğu için. Şimdi bunu süreceğim. Hiç açmadan da sürebilirim ama şu kadarcık bir açayım. Renk farkını görebiliyor musunuz? Çok hafif bir pembelik veriyor. Ben şu rujların ekstra bu kadar sivri olmasını çok seviyorum. Kalem gibi de ilk açıldığında şöyle kullanabilirsiniz. Şimdi artık son ürünüme geçiyorum. O da bu şekilde bir sünger. Bu da bu arada 40 lira arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu sünger de 30 lira. Bu da ben bunu da Eve Shop'tan aldım. Nascita Pro'nun bir süngeri. Bir kere paketleme olarak bence gene çok tatlı. Ve her sünger içine sığar diye düşünüyorum. Şu an bu tabi ıslak olduğu için biraz şiş, kabarık. Şu kendi süngeri. Rengi de çok güzel ve açılı olması da bence çok güzel. Her şekilde kullanılabilir bir süngermiş. Şu an biraz sert. Ama ıslanınca, suya girince şişeceğini düşünüyorum. Hatta bir ama ıslandırmayayım şimdi. Biraz daha bu eskisin. O zaman videolarda görürsünüz zaten ama şişeceğini düşünüyorum ıslandıkça. Oldu mu? Oldu. Tam oturdu. Tabi biraz da dediğim gibi sünger ıslak ve şişti. Ama dediğim gibi bu süngerleri taşımak için bence böyle kutular her zaman daha hijyenik. Altında da şöyle kalpli delikler var bu arada. Bulabildiğim tatlı paketlemeye sahip, gözüme tatlı gelen ürünler şimdilik bu kadardı. Dediğim gibi sizin de bu tarzda ürünler biliyorsanız, yani gördüğünüzde hoşunuza gidiyorsa ve yorumlarda ya da Instagram DM'den direkt fotoğraf olarak ürünleri göndermenizi bekliyorum. Ben böyle ara ara buldukça işte böyle tatlı tatlı ürünler çekmeye devam ederim bu videoyu da. Umarım sevmişsinizdir. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir ürünler. Öyleyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Instagram adresimi tekrardan buraya bırakıyorum. Oraya da bir göz atmanızı çok isterim. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.